Ey Müslüman behesinin çavabe avna bemesi Fıtı kanuna katnayı Nebi İslami be khelasi Eku insan hem udane Ev ilah hem abdi vine Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Ki hıb kanune ki bigre Jigayri kanune Kur'an Her kanune ki dineke Hevcidi bin jidine van Gerek Müslüman şi yer bin Ne kapın be van hile van Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an de be hükme khuda ji gayri wi dalalet hene ki kafir ji de bejin hüküm tamam ey millet lawra ev kafir na khazin devlet be beşeriyet Ben Filistinlilerin Siyonist Yahudilerle yapacağı her türlü mücadelede her zaman mazlumun yanında, her zaman müstazafın yanında, her zaman ezilen malı mülkü talan edilen müminlerin yanında olacağım. Bu Müslüman Kürt halkı için de geçerli, bu Doğu Türkistan'daki bizim Uygur kardeşlerimiz için geçerli, bu Çeçenistan'daki mücahitler için geçerli, bu yeryüzünün neresinde olursa olsun ilahi kelimetullah uğruna mücadele veren, Allah'ın şeriatı için mücadele veren, mazlum, müstazaf, kadın ve çocukların namus, iffetleri ve hayat hakları için mücadele veren, her Müslümanın arkasında, her Müslümanın yanında, her Müslümanın önünde Allah'ın izni ve inayetiyle her zaman yanlarında olacağız. Biz öyle bir vasfa sahip değilsek zaten iman vasfında kendimizde şüphe duyacağız. Benim için Filistin kutsal bir davadır. Benim için ezilmiş müstazaf Kürt halkının davası da davamdır. Benim için Çin'in asimilasyonla yok etmeye çalıştığı Uygur Türkleri de bir davadır. Benim için Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yok ettiği Türkî Cumhuriyetler veya mazlum müstezaf Kürt halkı ve diğer kavimler ve milletler, Çerkezler, Adigalar, şunlar bunlar hepsi de benim davamdır. Çünkü ben mazlumun yanında yer alırım. Asla gücün yanında ve güce tapan, güce kul ve köle olanlardan yana olmayız. Yok İsrailliler, bakın dikkat edin kardeşler. Yani mesela şimdi tufan, Aksa tufanı diyoruz ya, yani Hamas'ın başlattığı büyük bir eylem var. Bence bu eylemin yani sebebine gelecek olursa, öncelikle ben bunu o mazlum ve müstazaf insanların yaptığı için, her ne sebeple, kimlerin teşviği ve desteğiyle de olursa olsun, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum ve Allahu Teala kuvvet ve güç versin, Allahu Teala yardım versin, Rabbim daha çok Siyonistin, daha çok Abraham tankının, daha çok Yahudi uçaklarının düşürülüp, o aşağılık fitnebaz yeryüzünde kan ve gözyaşına sebep olan o zalim bıçağın, hançerin bu ümmetin varından çıkması için her zaman destekliyorum. Bu bir. Bunu bu kadar açık ve net olarak söylüyorum. Ha, yarın bazı kardeşler diyebilir ki ya hocam sen zaten Şia'yı hep eleştiren, kötüleyen birisin. Evet. Ben İran'ı hiçbir zaman sevmedim. İran haindir, satılıktır. Ben şunu açık ve net olarak da söylüyorum. Bugün Filistin'deki İslami cemaatler ve yapıların çoğunun içerisinde Şia'nın sızdığını da biliyorum. Hamas da dahil olmak üzere. Hamas'ın içine de Şia sızmıştır. Güçlü bir lobi çalışması içerisinde işletiyor. Filistin halkı Sunni'dir. Ama İzzettin el-Kassam'da belki lider kadroları, belki kadrolarının üçte biri de Şii olabilir. Bu bir gerçek ve hakikattir. Hepimiz biliyoruz. Aynı keza geçmişte de eleştirmişimdir. Yalnız iş mazlum, müstazaf bir halkın kurtuluşu ve onların baş kaldırısı meselesi olunca elbette ki desteklemek boynumun borcudur. Ben asla bu Aksa intifadasında şimdi yakında göreceğiz kardeşlerim. Bu Aksa intifadasıyla beraber, intifada hareketiyle beraber, Aksa tufanı ile beraber yeniden Türkiye'de ve Kürdistan'da Doğu ve Güneydoğu'da yavaş yavaş Şii seviciler kafa kaldırıp İran'ı pöflamaya, İran'ı şişirmeye, İran'ın propagandasını yapmaya başlayacaklar. Belki de başlamışlardır. Çünkü İran emperyal olarak Çin'e ve Rusya ile işbirliği içerisindedir. Bugün Ukrayna'da sıkışmış bir Rusya vardır. Aynı keza Karabağ bölgesi ve Ermenistan üzerinde sıkışmış bir İran vardır. Ve aynı keza Pasifik'te sıkışmış bir İsrail, bir Çin devleti vardır.
ve doğal olarak İslam coğrafyasının saf belirlemesi ve Arap ülkelerinin saflarını emperyal Amerika'dan Çin'e ve Rusya'ya çevirmeleri için ne yaptılar? Ümmetin en hassas noktasında bir eylem hazırlığı yaptılar. Hatta benim anladığım kadarıyla yani bugün Hamas'ın eline giden silah ve mühimmat sıradan bir şekilde gitmiyor. Bu mutlaka İran'ın müthiş bir gizli desteği, mühendisleri göndermesi, orada silah eğitimi, silah geliştirmeleri, savaş stratejileri, örgütlenme, arada da Şia ve İran orada örgütlenip orada Şiileştirme faaliyetlerini yapıyor. Görüyoruz ki Hamas yani Kasım Süleymani gibi bir katil, ehli sünnet katili, cani birini övebiliyor, onun broşürlerini dağıtabiliyor, her eylemde ona dua edebiliyor. Bunlar zaten Şia'nın ve İran'ın o bölgedeki girdiği ve çalışma alanlarını net olarak ortaya koyuyor. Ama şu bir gerçek ve hakikat, eylemin bugün yapılması özellikle bundan 50 sene önce Alep Koalisyonu'nun Yahudilere yenilmesi ve Yahudilerin kalan Filistin topraklarının işgalinin yıl dönümü olması nesebiyle Yahudilerin bayramı olması ve Yahudilerin el-Şabat yani Sebt dedikleri bir günleri vardır, kutsaldır. Allah-u Teala o gün ama o gün hiçbir dünyevi faaliyet istemediği için onların uykuya daldığı bir yerde bu Müslümanlar bu fırsatı ve İsrail'deki kaosu da bildikleri için bunu bir fırsata çevirerek büyük bir operasyon dalgası yaptılar. Adını da Aksa Fırtınası koydular ve gerçekten de büyük bir korku ve endişe Aksa fırtınası ve tufanı koydular ve büyük bir endişe ve korkuya sebep oldu. Dünya şoka girdi ama bunun arkasında benim kanımca bak ben bunu üstüne basarak diyorum İran vardır. İran neden vardır? Çünkü İsrail İran'ın arka bahçesi olan Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Hatta Azerilere silah ve mühimmat yardımı yaptı. Hatta Azerilerin Ermenileri yenmesini, Karabağ bölgesini işgal topraklarını kurtarmasını en büyük rolü İsrail oynadı. Çünkü İsrail'in şöyle bir görevi var. İllerde İran'ı bölmek, İran'a karşı oluşabilecek bir savaşa cephe açmak. Bu da hangi cephedir? Ya dört parçaya ayrılmış mazlum müstazaf Kürt halkıdır, ümmetin yetim evlatları, sahipsizleridir. Ya da Doğu Azerbaycan dediğimiz İran'ın Azeri toplumunun Azerbaycan'a bağlanma projesidir. Doğal olarak İran Zengezur koridoru ondan sonra Karabağ bölgesinde sıkışıp bir şey elinden gelmeyince ve İsrail'in burada gücünün ve otoritesinin arttığını görünce ne oldu? Doğal olarak İran İsrail'e de şu mesajı verdi. Dedi ki sen benim arka bahçeme gelirsen ben de senin arka bahçene gelir. Sen benim Karabağ bölgesinde Azerbaycan üzerinde Türkler üzerinde bana yönelik bir ayaklanma, bir ülkemi bölme veya bana yönelik bir savaş hazırlığı içerisindeysen ben de Lübnan'da ve Gazze'de mazlum Filistin halkı üzerinden sana aynı şekilde karşılık verebilecek güce sahibim. İkinci husus bunu destekleyen iki devlet de Çin ve Rusya'dır. Onlar fiili ve açıktan desteklemese bile emin olun ki bu planın içerisinde, bu saldırı ve operasyonun içerisinde bunların da gayri ihtiyari yani tabiri caizse göz önünde olmayan bir destekleri var. Nedir? Amerika'nın şu anda Ukrayna'ya odaklandığını, Pasifik'e odaklandığını biz biliyoruz. Ama Amerika'nın kırmızı çizgisi ve kuklası ve köpeği olduğu devletin de İsrail olduğunu biliyoruz. İşte bir noktada dünyanın gündemini ve kutupları ayrıştırmak, Yahudileri ve aynı keza bir noktada Amerika'nın algısını dağıtmak için bu cepheyi de açmış olabilirler ki bence odur yani başka bir şey değil. Çünkü bunda İran'ın parmağı yoksa Hamas'ın böyle bir eyleme anında girişme şansı söz konusu değil. Neden? Çünkü yıllardır susup hiçbir eylem ciddi anlamda İsrail'e karşı yapmayıp böyle bir operasyona bir anda girmişse emin olun ki bunun arkasında İran parmağı vardır. İran açıkça destekliyor. Ben burada şuna da kanaat ettim. Lübnan Hizbullah'ın kalkıp İsrail sınırına taciz ateşleri, karakolları vurması açık ve net olarak bunun arkasında İran'ın olduğunu, İran'ın tek olmadığını, bir de yanında Rusya'nın ve arkalarında da nakdi yardım filosu olan Çin'in olduğunu ben tahmin ediyorum. Onun için kardeşlerim biz gene müstazaf ve mazlum olan kardeşlerimizin yanında alacağız. Allah'ın düşmanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Yahudi topluluğu sadece Müslümanlara zarar veren bu kafirlerle mutlaka savaşmak, cihad etmek Allah'ın farzlarından bir farzdır. Hatta ayet-i kerimede Yahudilerle müşrikler müminlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlileri olarak bulacaksınız diyor. El-Maide suresi 82. ayet-i kerime.
Onun için Ebu Hureyre diyor ki Müslümanlar mutlaka Yahudilerle savaşacak, kıyamete yakın bir dönemde Müslümanlar onlara galip gelecek, Allah büyük bir orduyu onların üzerine gönderecek, taş, kaya, her şey dile gelecek ve Allah'ın izni ve inayetiyle küfür zail, hak ise tabiri caizse batıl zail, hak ise galip olacak. Hatta ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الْتَاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا. İman edenler Allah'ın yolunda savaşırlar. Kafirler ve Yahudiler ise tağutun yolunda, şeytanın yolunda savaşırlar. O halde şeytani evliya edinenlerle savaşın. Kuşkusuz şeytanın hilesi, düzeni zayıftır. Elbette müminler ve Müslümanlar galiptir. Bu Allah'ın vaadidir, haktır. Müslüm'ün fitan ve eşratu sa'da 18'de verdiği bir rivayette Nafi. İmam Nafi Rahimullah diyor ki Abdullah İbni Ömer'den yaptığı nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İllerde mutlaka Yahudilerle savaşılacak ve onlar öldüreceksiniz. Öyle bir hal olacak ki taşlar, kayalar dile gelecek. Ey Müslüman bak arkamda bir Yahudi var. Saklanmasın gel onu öldür diyecektir. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakna ya Resulullah sen demişsen mutlaka ya Resulullah doğrudur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Filistin ve Mescid-i Aksa Şam ve etrafı için o kutsal coğrafya için kıyamete kadar hak üzerine savaşacak bir topluluğun galip geleceğini, bir cemaatin tahrif olduğu zaman başka bir cemaatin dirilip o mücadeleyi sürdüreceğini ama hakkın batıla o coğrafyada Mescid-i Aksa ve etrafında İbrahim aleyhisselamın inşa ettiği o mescidin etrafında bu Siyonizm ve Siyonizmin uşakları olan dünyanın emperyal güçleri mutlaka yenilecektir. Cabir bin Abdullah anlatıyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamete kadar devam edeceklerdir. O zaman da İsa İbn Meryem iner. Bu Müslümanların reisi gel bize namaz kıldır ki Mehdi aleyhisselamdır. Fakat Hazreti İsa aleyhisselam hayır Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirler tayin edildiniz diyerek onun arkasında namaza duracağını Müslüm'ün iman 247'de verdiğidir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela bazı kardeşlerim diyorlar ki acaba İran neden bu kadar Mescid-i Aksa üzerine duruyor? Çünkü bu Müslüm'ün iman 247. hadiste verdiği İsa İbnül Meryem'in tabiri caizse Şam'a ineceği, Beyaz Minare'ye ineceğini ve Mehdi ile buluşacağını hatta Şam Dimeşk eski ismiyle Şam diyoruz. Şam bir bölgenin ismidir. Filistin'in, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve bugünkü Filistin coğrafyası Ürdün'ün içerisinde bulunduğu yere Biladur Şam diyoruz. Aslında Şam'ın gerçek ismi Dimeşk'tir. Dimeşk Kürtçe'de iki sevgilinin buluştuğu yer demektir. Dimeşk, iki aşk. İki aşkın buluştuğu yer anlamına geldiği için bu iki aşık biri Mehdi'dir, biri İsa aleyhisselamdır. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki mutlaka bu ümmet muzaffer olacak, içlerinden de Mehdi zuhur edecek diyor. Allah'ın izni ve inayetiyle o güne de biz yaklaşıyoruz. Hatta ayet-i kerimede وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ. O halde Allah yolunda savaş, küfre karşı, zalimlere karşı, Siyonizme karşı, Amerikan emperyalizmi, Rus zorbalığına ve Çin emperyalizmine karşı ve yeryüzündeki bütün emperyal güçlere karşı siz Allah yolunda وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın, küfre asla boyun eğmeyin, kimsenin uşağı ve kuklası olmayın. Çünkü Allah-u Teala vaad etti mutlaka haktır, mutlaka bu mazlumlar ve müstazaflar bir gün muzaffer olacaktır. İşte dedim ya, ya bugün İran'ın Mescid-i Aksa ve etrafı üzerindeki planı, birincisi Şiileri, Şiiliği oraya sokmak. Çünkü hiçbir zaman Şiilik orada olmadı. Hep Ehl-i Sünnet ve Cemaat vardı. Orayı defalarca Haçlılardan Selahaddin Eyyubi el-Kürdi kurtarmıştır. Bunun mücadelesini vermiştir. Kürdü, Türkü, Arabı Allah yolunda Allah'a kulluk ve ibadet olarak ne yapmış? Bu zulme ve zalimliğe karşı mücadele vermişlerdir. Ama hiçbir zaman Şii olmamıştır. Zaten Fatimiler, o zaman gullat olan Fatimiler Müslümanlara karşı Haçlılarla işbirliği yapıyordu. Ta ki Selahaddin onlara galip geldi. Ondan sonra onlar yenildiler. Ve bunun yenilgiden sonra Mescid-i Aksa ve Kudüs Hristiyan Haçlı ordusunun elinden kurtarılmıştır. Onun için İran
Bundan dolayı birincisi Mehdi'nin gelip fethedeceği yer olmasından, ikincisinin Şia'nın bütün kirli pislik ve ahlaki yapısının çöküşünden dolayı, İran'a itibarın kalmamasından dolayı, İran'ın Mescid-i Aksa ve Kudüs ve Filistin mazlumlarının sırtından itibar kazanma girişimleri olarak kabul edin. Ve eminim ki şu anda yavaş yavaş Şii propagandası ve bizim Batman'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Roha'da, orada burada yavaş yavaş heydi heydi şüve şüve artık ne olacak? Şiilik propagandası yükselmeye, İran popolanmaya, alttan gizliden yaptıkları Şii faaliyetlerini yeniden arttırmaya başlayacaklar. Çünkü amaç ve gaye bu. Başka bir şey değil. Allah-u Teala öncelikle mazlum, müstazaf olan Filistin halkına yardım etsin. Allah-u Teala ellerini ayaklarına taş değdirtmesin, onları muzaffer kılsın. Hamas, İslami cihat, hangi yapı olursa olsun Rabbim onları muzaffer etsin, kafirlere galip getirsin. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala li kulli sahibi kulli cmein ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tamassalavu.